Antalya turunda ikinci gün yayınımıza hoş geldiniz değerli izleyenler. Dün ilk etabı geride bırakmıştık. Bugün de Kemer Antalya etabıyla karşınızdayız. 163-165.3 kilometrelik bir etabımız var. Ve yine tabii ki sprint primi, tırmanış primi ve doğal güzellikler primi kapıları bizlerle birlikte olacak. Ve Antalya'da sprint finişi bekleniyor dün olduğu gibi. Start öncesinde görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Tabii düne oranla büyük bir farklılık var. Hava hem soğuk hem de yağışlı bu mevsimde. Bisikletçilerin aslında hem alışık olduğu bir durum ama bir yandan da tabii hiçbir zaman alışık olsalar bile tercih etmeyecekleri bir durum. Fakat buna karşı yapabilecekleri tabii ki çok da fazla bir durum yok. Başlangıç öncesinde yerel halk oyunları gösterisi hem burada etabı yerinde takip etmeye gelen seyircilere hem de bisikletçilere güzel bir renk oldu. Hep beraber etabın kuş bakışı görüntüsüne bakalım. Yine bir seyirci startımız var. Nötral start bisiklet diliyle birlikte. Sonrasında doğuya doğru, güneydoğuya doğru devam ediyoruz. İlk sprint kapımız 53.7. kilometrede geçilecek. Sonrasında 71.9 kilometrede güzel bir tırmanışımız var. Bugün yokuş mayosununda, tırmanış mayosununda değişme ihtimali mevcut. 116.9. kilometrede de doğal güzellikler kapısı geçilecek. Ardından Kuzey ve Antalya'ya geri dönüş yolu ekranlarınıza geldi. Düne göre biraz daha sert bir etap. Zira bugün 2250 metre civarında bir irtifa kazanımı olacak. Bu kötü hava ile birleşince özellikle bazı sprinterleri zorlayabilecek bir durum elbette. Mayo sahipleri dünkü etaptan sonra ekranlarımıza yansıyor. Dün 4 mayoyu 2 sporcu paylaşmıştı. Tabii 2 sporcu aynı anda, daha doğrusu tek bir sporcu aynı anda 2 mayo giyemeyeceği için onları hemen takip eden sporcular bu mayoyu onların adına giyiyorlar. Genel klasman liderimiz dün etabı kazanan Mikel Raim, İsrail Startup Nation sporcusu bugüne lider başladı. Normalde bu etabı hedeflediğini söylemişti. Kendisine daha uygun olduğunu söylemişti. Dolayısıyla bugünkü etapta yine ilk 3'e girerse rakiplerinin de durumuna göre elbette liderlik mayosunu koruma şansı var. Bugün kaçışa girmek özellikle iyi yokuşçular için çekici bir durum. Zira düne göre 1 puan fazla veriliyor. Dolayısıyla dün Vitali Büts'ün topladığı 2 puandan bir fazla puan alarak yine Büts'ten tırmanış mayosunu alma ihtimali var kaçışa girecek sporcuların. Hemen 0 kilometre noktasıyla öne doğru ataklar var. Yine Vitali Büts'ü ben zannediyorum ki orada görüyorum. Yüksek bir tempoyla başladığı yarış. Aktif bir yağış yok ama özellikle etap sonuna doğru Antalya'ya girişimizle birlikte havanın biraz daha bozması bekleniyor. Adriamobil takımından yine öne doğru hamleler var. Onlar dün Marco Kump'la etabı ikinci sırada tamamlamışlardı. Bugün onlar da sonuçlarını biraz daha iyileştirmek için uğraşacaklar. Bu bölgeyi iyi tanıyan ekiplerden bir tanesi. Burada güney kıyılarımızda antrenman kampları yapmayı seven ekiplerin başında yer alıyor. Slovenya ekibi Adriamobil. Arkada kalan sporcular var, üstünü değiştiren sporcular var. Bisikletçilerin zaman zaman bisiklet üstünde kedi gibi hareket ettiklerini söylemek lazım. 104 numarasıyla Sierhei Papok, Minsk Bisiklet Kulübü sporcusu şöyle bir yağmurluğunu çıkarttı. Tabii etabın başlamasıyla, temponun artmasıyla beraber sporcuların vücut ısısı da yükseliyor. Dolayısıyla bu tip ekstradan giysi katmanlarını üzerlerinden çıkartabiliyorlar. Fakat bugün tabii hava da soğuk. Bir yandan hem ileri gidebilmek için tabiri caizse pedal çeviriyorlar. Vücut efor sarf ediyor. Bir yandan da hava soğuk olduğu için sıcak kalmak adına yine bugün vücutları ekstradan güç sarf edecek bisikletçilerin. Hakikaten seri üzerinde en zorlu günlerden biri olacak sezonun bu bölümünde daha doğrusu bazı bisikletçiler adına. Henüz bir kaçış grubu yok. Temponun yüksek olduğunu, özellikle ana grubun önden ve arkadan tek sıraya düşmesinden, yani ileri ve geri doğru uzamasından da anlayabilirsiniz. Ön taraftakileri yakalamak adına tabii ki hızlanan bisikletçiler
tek sıra oluşturuyorlar. Yine 4-5 kişilik bir hamle var öne doğru. Fakat etabın ilk 20 kilometresi geride kalırken bir kaçış grubu oluşabilmiş değil. Bu tip zorlu etaplarda, özellikle kaçış grubuna şans tanıyabilecek etaplarda, tabii ki kaçış grubuna girme rağbeti de artıyor. Alpes'in Phoenix takımı arka tarafta. Genelde sporcuların tüm takımın yağmurluğunu ya da üzerinden çıkarttığı kıyafetleri tek bir sporcu toplar. Çünkü her bir sporcunun tek tek takım aracına geri dönmesi bir risktir. Dolayısıyla genelde çıkaran o görevli sporcuya verir, bisikletçiye verir ve bu bisikletçi de, ki az önce bu Alpes'in Phoenix örneğinde Jonas Rickaert'ti, araca gitti, kendisi de dahil olmak üzere tüm takımın yağmurluklarını araca geri verdi gördüğünüz gibi. Tartoretto Isorex takımından bir sporcu şimdi kaçışı orada örgütlemek için çabalıyor. Bakalım bu deneme başarılı olacak mı? Tabi bu noktada İsrail Startup Nation hemen 4 numarasıyla yarış lideri Mikael Rahim görüntüye yansıyor. Onda da zannediyorum ki birkaç takım arkadaşının yağmurluğu var. O da bu noktada bir takım aracı ziyareti gerçekleştirecektir diye tahmin ediyorum. Mikael Rahim'den dün bahsetmiştik, Estonyalı'dan. 26 yaşında sezonun ilk galibiyetini Antalya topraklarında elde etmeyi başardı. Bundan sonra özellikle önemli bağır klasiklerinden Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen ve Paris-Roubaix'de yarışacak. Ve bu senenin son bölümünde, senenin son büyük turu İspanya turunda yarışmasını beklediğimiz sporculardan bir tanesi. Özellikle Estonya bisikleti deneyince akla son yıllarda tecrübeli yokuşçu Taner Kangert geliyor. Fakat alttan da Mikael Rahim gibi önemli gençlere sahip olduğunu söyleyelim Kuzey Avrupa ülkesinin. Belki bir Norveç, İsveç kadar bisikletçi yetiştirmiyor ama yetiştirdiği bisikletçileri de sporun en tepesine yollamayı biliyor Estonya. Şimdi Tartoretto Isorex sporcusu önde tek başına kaldı gördüğünüz gibi. Arkada Sapura ekibinden orada 212 numarasıyla Pier Paolo Ficarra'yı görüyorum. O da bir kat daha giydi üstüne, rüzgarlığını geçirdi ve yoluna devam ediyor. Bu ufak yokuş özellikle dünkü kazada etkilenen sporcuları belki de etkileyebilir. Onların geride kalmalarına sebebiyet verebilir. Hep beraber tabii önde kaçanları görmeye çalıştığımız gibi arkada kalan sporcular var mı, onlara da göz gezdirmek gerekiyor. Bugün 3 kapımız var. Toplamda aslında yine 3 yokuşumuzun olduğunu söyleyelim ama bunlardan sadece bir tanesi kategorize edilmiş vaziyette. İkinci kategoriden bir yokuş. Hemen bunun da bilgilerini aktaralım sizlere. Özellikle yokuşların uzunluğuna ve eğimine dikkat eden seyircilerimiz için. Yeşilköy yokuşu deniz seviyesinden yaklaşık olarak 365 metre yükseklikte. 5.3 kilometre uzunluğunda ve %6.6 eğime sahip olduğunu söyleyelim. Orta bölümünde sporcuların dinlenebilmek için böyle hafif bir düzlük noktası olacak. Sonrasında tekrardan eğimin yükseldiğini göreceksiniz. Burada da yakın planda yokuşta zorlanan bir sporcumuz var. 132 numarasıyla CDR Pro ekibinden Aziz Çakri. Tecrübeli İtalyanlar bu arada Vinizabo ekibinden önde yer alıyorlar. Onların bugün tecrübeli Marco Fraporti ile etaba uzanma ihtimalleri de yok değil. Liderliğini koruyabilmek adına onlar da önde tempo yaparken az önce kameralara yakalandılar diyelim. Tabii bugün sporcuların arkasında seyreden takım araçlarının sırası da değişti genel klasmana göre. Normalde tabii ilk etap öncesinde genel klasman belli olmadığı için kurayla bu takım araçlarının yeri belirleniyor. Fakat ilk etaptan sonra klasman ortaya çıkınca buna göre dizilimler gerçekleştiriliyor. Bu bilgiyi de verelim. Ön tarafta tempo hala çok yüksek. Şimdi yeni bir deneme var. Yeni bir dörtlü
öne doğru hamlesini gerçekleştirdi. Şu ana kadar deneyen sporcular başarılı olamadılar. Bakalım bu dörtlü şansını iyi değerlendirecek mi? Bu arada pelotondan geride kalan bisikletçilerin hemen adlarını verelim. Batuhan Özgür, Ahmet Öğrencik, onlar Sport Toto, yeni kurulan Sport Toto takımıyla yarışıyorlar. Şu anda pelotonun arkasında kalmış durumdalar. Bahrain Cycling Akademi'den Said Ahmet Alavi ve Rus milli takımından Vladimir Ilchenko şimdilik geride kalan sporcular. İlk bir saatteki yüksek tempo onları bir hayli zorladı diyebiliriz. İşte öndeki dörtlü bu arada. Zannediyorum ki bundan sonra paraton da onların gitmesine izin verecektir. Şimdilik kaçış grubunu oluşturmuş gibi gözüküyorlar. Birazdan onların da kim olduklarını aktaralım sizlere daha yakın çekimde. Orada arka tarafta tabii kaçış grubu oluşunca biraz ana grubun temposu da düştü. Özellikle yiyecek içecek almak için takım araçlarına giden sporcular ekranlarınıza geliyor. Yine yağmurluk alıp verme işlemleri, bazen eldivenlerine kadar, hatta çok ekstrem durumlarda, sıra dışı durumlarda çoraplarına kadar sporcular değişim gerçekleştirebiliyorlar bisiklet üstünde. Dörtlü kaçış grubumuz ekranlarınıza geliyor. Bu arada yine 102 numarasıyla takım aracından suluk alan bir isim var. Yakın planda Minsk Bisiklet Kulübü'nden Stanislav Basku ve günün ilk kapısını geride bırakıyoruz. Burada ilk sprint primi 53.7. kilometredeydi. Bundan sonra iki kapımız olacak. Tabii ilk sprint kapısını şöyle bir aynı zamanda bir uyarı işareti taşıdığını da söyleyelim. Yokuşa yaklaştığımız anlamını taşıyor. Ufak ufak şimdi yokuşa da geliyoruz. Özellikle ana grubun temposu sprinterleri dökmeye yönelik olursa gerçekten sprinterlerin zorlanmalarını bekleyebiliriz Yeşilköy yokuşunda. Ve ufak ufak Kumluca tarafı ekranlarınıza yansıyor. Biraz ilerisi Olimpos. Onun da biraz daha böyle Antalya'ya doğru, daha doğuda diyelim. Çıralı var. Özellikle tabii yaz aylarında yoğun ziyaretçi alan bölgeler buralar. Antalya yakınlarındaki turistik noktalar diyebiliriz. Antalya turunun da bu sene içerisinde ziyaret ettiği yerleşim birimleri diyebiliriz. Ufak ufak yokuşa yaklaşıyoruz. Tartelletto Isorex'ten Jakob Reales, Leopard Pro Cycling'den Patrick Haller, Adria Mobil'den David Per ve Tirol KTM takımından Florian Kirner kaçış grubunu oluşturan sporcular aynı zamanda. Onu da söyleyelim. Biraz önce geçilen sprint primini de Adria Mobil takımından David Per kazanmayı başardı. Tour of Antalya'nın 3. yılı 2.2 kategorisinden 2.1 kategorisine yükseldi. Bir gelişim söz konusu. Bu gelişimi bize biraz anlatabilir misiniz? Uluslararası Bisiklet Birliği'nin 4 ayrı kategoride yarışı var. Biz ilk 2 yıl 2.2 düzeyinde başladık. Ama tabii yarış oturdukça, güzelleştikçe bunun bir üst kategoriye çıkması gerekiyordu. Neden üst kategoriye çıkmamız gerekiyordu? Çünkü daha fazla takım, daha yüksek düzeyde takım alabiliyoruz. 2.1 kategorisinin en büyük özelliği her kategoriden takım alabilmesi. O sebeple bizim için hedef kategorimizdi zaten. Haziran ayında başvurduk. Sonra UCI'nin onayıyla bu yıl 2.1'e başladık.
Kemer'den başladı ikinci etap. Güzel de bir başlangıç oldu. Bugünle ilgili neler söylemek istersin? Aslında organizasyonun yeni efsane etaplarından birisi bu. Çok güzel, çok tırmanışlı, çok inişli, çok güzel manzaralı. Gerçekten muhteşem bir parkur. Tabii bugünkü hava şartlarına da bakınca zannediyorum yarışa giren hem bisikletçi hem çalışan hem görevlilerin ömür boyu unutamayacakları bir gün oluyor şu anda. Hem yağmur oldu, hem dolu oldu, hem güneş açtı. Değişik hava şartlarında geliyorlar. Umarız gene kazasız belasız gelirler. Aydın Ayhan Güney'in röportajı ekranlarınıza yansıdı. Özellikle tabii bu sene yarışın ilk defa 2.1 kategorisinde düzenlenmesi birçok takımın elbette dikkatini çekti ve İsrail Startup Nation gibi bir World Tour takımının, Dünya Turu takımının buraya gelebilmesini sağladı diyebiliriz. Bu ilerleyen yıllar içinde tabii ki önemli bir referans noktası olacak. Özellikle senenin bu döneminde yarışacak, yarış arayan takımlar ve sporcular için Antalya Turu'nun önemli bir fırsat olduğunu bir kez daha hatırlatalım. 262 numarasıyla Salkano Sakarya takımından Halil İbrahim Doğan'ı üstünü değiştirirken gördük. Bunun dışında ana grubun önünde tempo yapan ekip Vinizabu KTM takımı. Bugün Marco Fraporti için onlarda genel klasmanı burada alabilecek sporcuları Marco Fraporti için tempoyu zorluyorlar gördüğünüz gibi. Onları da hem mayoları hem de turuncu bisikletleri sayesinde tanımak çok kolay. Özellikle bu tip böyle biraz daha kapalı havalarda hakikaten pelotonun içerisinde parıldadıklarını, hem bisikletleri hem de formalarıyla parıldadıklarını söylemek lazım. Bu tip bir etap için güçlü bir sayıya sahipler. Önde hala iyi bir şekilde tempo yapan 4 sporcusu var İtalyan takımının. Onları da dönüş yolunda pelotonu çekerken görüyoruz adeta. Tabii bölünen grubun da yaklaşık 3-4 dakika kadar geride devam ettiğini söylemek lazım. Gerçekten çok kırıcı bir etap oluyor. Gerek soğuk hava gerekse ıslak şartlarla beraber normalden daha fazla yorucu ve yıpratıcı geçtiğini söylemek gerek. Bugün dünkü etabı kazanan ve genel klasman liderliğine yükselen Mikel Draim'in liderliğini koruması özellikle arka grupta kalmışken pek kolay olmayacak. Etabın mesafesi ve şartları bu iki grubun birleşmesine pek müsaade etmeyecek gibi duruyor. İşte arka grupta burası. İsrail Startup Nation sporcuları önde çalışıyor görüyorsunuz. Mikel Draim'i ön gruba geri taşıyabilmek adına. Önde de tabii ki İtalyanlar bu tip hava koşullarından yararlanmayı tabii ki çok iyi bilen bir kültürden geliyorlar. Özellikle Belçikalılarla beraber, Kuzey Avrupa ülkeleriyle beraber fırsatları iyi değerlendiren bir bisiklet milletidir. Onları da şimdi önde tempo yaparken görüyoruz. Yarın tabii genel klasman açısından çok daha belirleyici olacak. Hep konuşulan bu Termessos finişi, tabii sert bir yokuş, etap kısa olsa da sert bir yokuş. Dolayısıyla sprinterlerin vesaire ön grupta kalma şansı olmuyor. Fakat bugün eğer bu yaklaşık 3-4 dakika arkadan gelen grupta bir genel klasmancı kaldıysa otomatik olarak onun şansı da sona erecek. Yani bu vesileyle aslında biraz bisikletin dinamiklerinden de bahsetmek lazım. Genel klasmanı kazanan sporcular tabii turdan tura farklılık göstermekle birlikte genelde yokuş ve zamana karşısı güçlü olan sporcular. Fakat bu tip onlar için geçiş etabı olarak nitelendirebileceğimiz sprint finişlerinde de sprint etaplarında da hiçbir koşulda zaman kaybetmemeleri gerekiyor. Ne olursa olsun ana grupla yani lideri zamanına yakın bitirmeleri gerekiyor ki genel klasman mücadelesinde kalabilsinler. Dolayısıyla bugün arkada kalan sporcuların da genel klasman umutları sona erecek veya sönecek de diyebiliriz.
Sapura ekibinden bir sporcu arkada pedal çevirirken görüyorsunuz. Bugün tabii sporcular özellikle etabın bu bölümlerinde artan soğuk ve yağmurla birlikte tekrardan giyindiler. Birçoğunun sırt numaraları kapandı. Özellikle Mart sonuna kadar devam eden yarışlarda bu durumu da görebiliyoruz. Genelde hatta siyah yağmurluklar hemen hemen tüm takımlar tarafından tercih edilen yağmurluklar oluyor demek lazım. Artık son bölüme geliyoruz. Bu kısım hafif böyle taşlı bir yol. Dolayısıyla hataya daha açık. Zaten çok çok yavaşladı burada bisikletçiler. Risk almadılar. Güvenliği ön plana çıkardılar. Bu tip taşlı bölgelerde tabii ki özellikle yağışlı havalarda kayıp düşmek çok daha kolay. Bu riski almamak için ciddi anlamda yavaşladılar. Ve artık son bölüme geliyoruz. Bu küçük grup arasından bir sprint finişi bizleri bekliyor diyebiliriz. Ön tarafta Sport Flander'ın takımından kalan sprinter Kenneth Van Roy. Onun adını mutlaka söylemek lazım. Vinizabu'dan Luca Wackerman. Yine önde seçebildiğimiz sporculardan bir tanesi. Alpecin Phoenix'ten. Özellikle Tim Melli'nin bu hava şartlarıyla da belki ön plana çıkmasını bekleyebilirdik. Zira kendisi cross bisikleti de yapan bir bisikletçi. Kış aylarını genelde toprakta, çamurda yarışarak geçiriyor. Dolayısıyla bu tip şartlara çok alışık. Fakat o da bugün ön grupta kalmayı başaramadı. Belki biraz sezonun bu bölümünde dayanıklılık eksiği olduğunu söyleyebiliriz. Ve son kilometreye giriyoruz. Bu grup arasından ıslak ve hızlı bir sprint finişi bizleri bekliyor. Önde çalışan ekip orada Alpecin Phoenix'ten bir sporcuyu gördüm. Bunun dışında Bardiani CSF Fightane'den bir sporcu vardı. Sprint finişi olacak evet ama sayıyı biraz daha fazla bekliyorduk bugünkü etap için. Fakat doğa koşulları buna müsaade etmedi. Ufak ufak öne doğru artık hızın arttığını görüyoruz. Son 500 metreye gireceğiz. Ön tarafta gelen sporcu Federico Zurlo, Jotti Victoria takımından. Şimdi son düzlüğe geldik. Son dönüşü gerçekleştirdik. Ön tarafta Bardiani'den öne çıkan sporcu Giovanni Lonardi ve Lonardi etabı kazanmayı başarıyor. Gianni Vermes ve Kenneth Van Roy da bugün podyumda yer alacaklar. Sırasıyla Alpecin Phoenix ve Sport Flander'ın Baloise ekibi sporcular işte. Hakikaten seri üzerinde geçirmek için çok zorlu bir gün. Etap bittiğiyle bitmiyor tabii ki. Sonrasında medya ile buluşmak, podyuma çıkmak bu tip zorlu bir günün ardından bisiklet sporcuları için oyunun bir parçası. İşte çok yakın bir finish. Bu da hemen arkadan gelen ilk takip grubu diyebiliriz. O büyük gruptan sprint finişi ya da genel klasmanla alakası olmayan sporcular da ikinci grupla finişe geldiler. Zor bir etap oldu ve birinci olarak tamamladı. Neler söylemek istiyorsun? Era una tappa dura, che cosa vuol dire? Sì, è stata una tappa molto dura perché abbiamo preso l'acqua dall'inizio, molto freddo, anche la grandine. Çok zor bir etaptı çünkü daha başından itibaren yağmur yağmaya başladı. Hava da çok soğuktu. Devo dire grazie ai miei compagni che mi hanno aiutato per tutta la tappa, specialmente nel finale. Mi hanno tirato la volata perfettamente. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bütün etap beni desteklediler, çektiler. Özellikle de son bölümde önde taşıdılar. E niente, l'anno scorso ho fatto bene qua a già ad Antalya e quest'anno sono riuscito a vincere e sono contentissimo. Geçen sene de Antalya'da iyi derece almıştım. Parantez açayım, genel klasman ikincisi olmuştu. Burada da bu sefer yarış kazandım. Çok çok mutluyum. Yarın da yine zor bir etap bekliyor. Havada yine yağışlı olacak gibi gözüküyor. Bu etapla ilgili neler söylemek ister? Çünkü birçok sporcuyu da aslında üçüncü etap heyecanlandırıyor. Domani c'è ancora una tappa durissima e con questo tempo che cosa pensi? Che cosa ne pensi?
Ah, per il tempo c'è poco da fare, per la tappa penso che qualche mio compagno va meglio di me in salita e proverò a aiutarlo. E... Ma sei un felicista? Sì, però mi difendo un po' in salita e speriamo bene anche domani. Evet yani havaya yapabileceğimiz bir şey yok. Etap zor biliyorum ama arkadaşlarım iyi yapacaktır. Ben dedim ki sen sprintersin. Evet ama diyor yokuşta elimden geleni yapmaya çalışacağım. Evet yarış bugün de sona erdi. Son kilometre bir kez daha ekranlarınıza geliyor. Az önce de bugünkü etabı kazanan Giovanni Leonardi'yi Sarper Günsal çevirisiyle sözlerini dinledik. Son kilometreyi bir kez daha izliyoruz. Tabii normal bir sprintten çok daha vahşi geçtiğini söyleyebiliriz. Özellikle yerdeki su birikintileri ister istemez sporcuları normalden daha fazla geriyor demek lazım. Fakat buna rağmen bugün en gözü pek sprinter diyebileceğimiz Giovanni Leonardi etaba gitmeyi başardı. Geçen yılın da aynı zamanda genel klasman ikincisi olduğunu söyleyebiliriz. İşte son metreler ve Leonardi bu şekilde önde kaldı. Neler söylemek istersiniz bu organizasyonla ilgili ilk önce? Vallahi güzel bir organizasyondu zaten. Tour of Antalya'nın ikinci ayağı da bizden başladı. İşte Kumluca, Mavikent, Adrasan, Olimpos, D400 Karayolu'ndan Antalya Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Bizim için, Antalya için ve Kemer için çok önemli bir bisiklet turu oldu. Herkes bundan çok memnun oldu. Evet, turizm açısından da önemli. Bu senenin çünkü teması doğal güzelliklerde, Antalya'nın doğal güzellikleri, Kemer'de tabii doğal güzelliklerinden biri. İzlemek için giden arkadaşlar da oraların doğal manzarası çok bayıldıklarını söyledi. Gerçekten çok iyi bir güzergahtı zaten. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu dinledik ve podyum günün ilk üçü ve mayo sahipleri tabii etabı kazandı. Giovanni Leonardi bir de mayoyu, genel klasman liderlik mayosunu da ele geçirdiğini söyleyelim. Bugün sizler için bir yeniliğimiz var. Sosyal medyadan arkadaşlarımızın derlediği güzel paylaşımlar ekranlarınıza geliyor. Evet, ikinci etabın sonuna geliyoruz değerli izleyenler. Yarın üçüncü etap Tour of Antalya'nın bu yılki şampiyonunu yüksek oranda belirleyecek. Yarın Aspendos Termessos arasındaki 101.6 kilometrelik etapta ve zirve finişinde sizlerle olacağız. Şimdilik bu kadar. Yarınki etapta görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.